Şimdi Danıştay'ın andımızın kaldırılmasına ilişkin aldığı bir karar var. O karara MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok ama çok sert tepki geldi. İzleyeceksiniz haberde sözlerini ama hatırlatalım. Şöyle diyor Devlet Bahçeli. Türk'üm demekten rahatsızlıkları hüsran verici bir çarpıklıktır. Pimi çekilmiş bomba nitelemesini kullandı MHP lideri. Kararın zamanlamasına da dikkat çekti ve Danıştay'a bu teşebbüsten vazgeçsinler diye seslendi. Biz doğarken varlığımızı Türk varlığına adadık. MHP lideri Devlet Bahçeli, Danıştay'ın öğrenci andı kararı için pimi çekilmiş bomba dedi. Milli gerçeklerle çatışıyorlar sözleriyle yüklendi. Türk'üm demek ayıp mıdır? Doğruyum demek yanlış mıdır? Türk'üm doğruyum sözleriyle başlayan öğrenci andı artık okullarda okutulmayacak. Bahçeli, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun o kararına ateş püskürdü. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kırmızı çizgisi Türk'ün varlığı ve bekasıdır. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun Türk'üm demekten rahatsızlığı hüsran verici bir çarpıklıktır. Nitekim Danıştay skandal bir karara imza atmış, milli gerçeklerle çatışmıştır. Ülkemizi yeni bir karmaşanın içine çekmeye, anlaşmazlıkları körüklemeye, kutuplaşmayı tahrik etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Öğrenci andının okullarda okutulmasına engel çıkartmak haysiyetli ve demokratik bir tavır olmayacaktır dedi MHP lideri. Bu tespiti yapanların milli kimlikten ne anladıkları şaibelidir. Skandal dediği o kararın zamanlamasına da dikkati çekti Bahçeli. Danıştay'a bu yanlıştan dönün diye seslendi. Yaklaşık 2 yıldır bekletilen bu davanın bir anda karara bağlanarak servis edilmesi maksatlıdır, marazidir, melun bir hevesin ve hedefin işaretidir. HDP'li bölücülerin fezlekelerinin meclise gönderilip milli dayanışma şuurunun çelikleştiği bu günlerde öğrenci andı kararı pimi çekilmiş bir bombadır. Danıştay bu yanlıştan dönmeli, Türk milletinin tarihi hasletleriyle çiğnetilmeyecek emanetleriyle oynamaya teşebbüsten vazgeçmelidir. Ne mutlu Türk'üm diyene sözünü bayraklaştıran Türk milletinin kahraman sesidir.